Bütün dünyada bir enerji devrimi yaşanırken Sayın Başkanım, Türkiye'nin hala kömüre yatırım yapmasını anlamlandıramıyoruz. Daha çok yeni bir imza kampanyası başladık Hunutlu ile ilgili. Evet, kömür en kolay ve en ucuz gibi gözükse de toplam maliyeti aslında çok diğer kaynaklardan çok daha büyük. Bunun yanında su yönetiminde çok ciddi sıkıntılarımız var. Tabii ben biraz genel politikadan bahsediyorum. Çünkü yerelden arkadaşlarımız zaten yerellerdeki sorunları da çok detaylı aktaracaklardır. Ama su yönetiminde Türkiye büyük bir su kriziyle karşı karşıya. Bunu zaten artık herkes çok iyi biliyor. Buna rağmen dere ve göllerimizin %76'sı kirlenmiş durumda. Yani elimizi, yüzümüzü yıkayabileceğimiz bir dere kalmamış durumda. Kızılırmak, Sakarya, Yediz, Ergene, Büyük Menderes, Küçük Menderes, bütün havzalarımızda yoğun bir kirlilik var. Nükleer santraller bu ülkede bir enerji politikası olarak değil, politik bir tercih olarak gerçekleştirilmekte. Yani bu ülkenin bugün böylesine bir enerji ihtiyacı yoktur. Mesela ormancılıkla hiçbir alakası olmayan bir yasal düzenlemede 100 madde konuyor. 4-5 tanesi ormancılıkla ilgili. Yasanın adıyla ilgisi yok. Ve mevzuat öyle bir hale getirildi ki bir tarafta hala koruma hükümleri dururken başka bir yasada, yeni çıkan yasada bütün korunan alanlarda bile istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Kaz Dağı yöresinde altın madenciliği dışında bir de şu anda gündemimizde olan çokça rüzgar enerji santralleri projeleri var. Çan, Bayramiç gibi bölgede bütün dağları, Ayvacık, Ezine bölgesi RES'lerle donatılmış durumda. Ne yazık ki bu konuda çok ciddi çalışmalar bizler de yapamadık ekoloji örgütleri olarak. Rüzgar deyince biliyorsunuz biraz tedirgin oluyor herkes. Rüzgara da mı karşısınız gibi tepkiyle de karşılaşıyoruz. Ama Karaburun'un da yıkımlarını gördük. Buralarda da görüyoruz. Çevre hukuku alanında pek çok sıkıntımız var. Ama memleketin elbette ki pek çok alanında yaşama dair pek çok hukuksuzluk var. Çevre hukuku da bunun dışında değil. Ne yazık ki mahkemelerde etkisiz bir yargılama süreci devam etmekte. Kazandığımız davaların bile arkasından dolanılmakta. Bütün Türkiye'mize sahip çıkmanızı, kartımızın her zaman canlı, ayakta, kaferle nasip olsun. Artın da ben aramaya da çok karşı çıkıyorum. Doğamız kirleniyor. Suvarımız pisleniyor, arılarımız sönüyor, balıklarımız ölüyor. Bunlara da karşı çıkmaya şey diyelim, razı değilim bunların da yapılmasına. Zaten Çoruh Vadisi'ni barajlarla bir bütün olarak mahvettiler. Hele de şu anda Yusufeli Barajı en büyük kıyımlardan biri. İnanılmaz bir vahşet yaşanıyor. Dün Yusufeli'ndeydim. Onlarca bütün nehirlerimizde bir nehirde 20 tane 30 tane HES'ler planlandı ve yıllardır onlarla da mücadele ediyoruz. Dün yine Yusufeli'nin inanılmaz bir kıymetli coğrafyasında köy muhtarı ve köylülerle beraber HES'le ilgili mücadeleye biz de dahil olduk. Onları desteklemeye gittik. Aslında doğal kaynakları yok ederek hiç kimse kalkınamaz. Doğanın hakları her şeyden önce gelmeli ve bütün doğanın haklarını korumak zorundayız. Eğer doğanın haklarını koruyamazsak zaten kendi hiçbir hakkımızı da koruyamayız. Devletin, hani siz tabii çok iyi biliyorsunuz, şöyle bir politikası var. Kendi koydukları kendi kanunları kendileri yok etmek için. Öncelikle mahkemeleri yollar yapılana kadar, talan yapılana kadar mahkemeleri uzatıyorlar. Yollar bittikten sonra biz kazanıyoruz. Fakat ikinci etap tekrar başlıyor. Yani betonlama başlıyor. Bu betonlama sırasında tekrar mahkemeler başlayacak. Ve o betonlaşma bittikten sonra biz mahkemeyi kazanacağız. Geçim kaynaklarını şunu getirdim bak, görebilirsin. Şu zeytin yaprakları böyle kuskuru dibinde. Evet. Bak, görüyor musun? Evet, başında evet. Hani erik ağacı kışın yapraklarını döker de böyle kuru kalır ya. Zeytin evet. Ağaçlarımız bu durumda. Zenginler cebini, zenginler cebini, para koyacak değil. Termik santralına
saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, hepimiz Adem ve Havva'dan doğduk diyorum. Birbirimizi düşmanca davranmanın ne anlamı var? Bizim yaşam hakkımız yok mu Türkiye'de? Ankara'da da meclis sesimizi duyurmaya geldik. Bizi hiç o Trump'ından görüşmeye gitmiş Cumhurbaşkanım. Ben uzak yolculuğa oraya kadar geldim. Sesimizi milletvekiller duydu. Hiçbir ses çıkmadı. Bizim halimizden kim anlayacak? Aydın'ın su barajı var. Yani onun 2 kilometre, 3 kilometre yakınına jeotermal kurmak istiyorlar. Zeytin bahçelerimiz, incir bahçelerimiz, incir Aydın'ın altını derler. Altından değerli. Evet. Böyle topraklara, verim topraklarına, tarım alanlarına yok etmek istiyorlar. Hayvancılıkla uğraşıyoruz ama hayvancılığımız bizim çok maddiyata dayanıyor. Yani sulu tarım yapamadığımız için sanayi yemi ağırlıklı besliyoruz hayvanlarımızı. Samanı dahi parayla alıyoruz, hep dışarıdan getirtiyoruz. Çok masraflı oluyordu. Gölet inşaat edilirken eylem yaptık. Biz sesimizi duyurmaya çalıştık. Suyun tamamen bu Kaz Dağları'nda altın arama şirketi Alamos Gold tarafından inşa edildiğini öğrendik göletin. Pompalanmak için su borularını falan döşediler yani. Buna hiçbir şekilde müdahale eden olmadı. Çevre konusunda çok duyarlıyız hepimiz. Çünkü güzel bir çevrede yaşamak istiyoruz. Biz de ağaç görmek istiyoruz. İnsanlar dışındaki diğer canlıların hakları olduğuna da inanıyoruz. Dolayısıyla bu varlıkların korunması lazım. Tabii bu varlıklar korunurken tarihi kültürel varlıkların da korunması gerekiyor. Doğrudur. Hasankeyf'i biliyoruz. Hasankeyf dolayısıyla verilen mücadelenin çok değerli olduğunu da biliyoruz, farkındayız. Gülizar Hanım, yanlış hatırlamıyorsam, harekete destek vermek üzere oraya gitti. Milletvekili arkadaşlarımız da aynı şekilde destek verdiler ama yani yapılan, verilen mücadele beklediğimiz ölçüde amaca ulaşmasa bile tarihe not düşülmesi açısından yine değerli olduğuna inanıyorum. Yasakları aşma çabası, yani verdiğiniz mücadele sonunda da Yakup Bey, özellikle hukukçu arkadaşımız, mevzuat değiştirilerek mahkemeden aldığımız olumlu kararları bile işlevsiz hale getirebiliyorlar diye, doğru, getirebiliyorlar. Çünkü doğayı tahrip edenler aslında çok ciddi bir rant geliri elde ediyorlar ve rant geliri elde edenler rantın belli bir miktarını, belli bir ölçütünü size karşı, bürokraside size karşı unsurlara kaynak aktararak da çözmeye çalışıyorlar. Yani bunu da Türkiye'nin bir başka gerçeği olarak, acı bir gerçeği olarak da görmemiz gerekiyor. Yeni yasa teklifleri parlamentoya sık sık geliyor, doğru. Mevzuat sık sık değişiyor, o da doğru. Bizim düşündüğümüz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim düşündüğümüz yasal düzenleme süreci şöyle olmalı. Biz onu hemen hemen her yerde söylüyoruz. Eğer bir yasa teklifi gelirse ve bu teklif diyelim ki çevre hareketlerini de ilgilendiren bir teklifse, bu teklif alt komisyona havale edilmeli. Alt komisyonda o konuyla ilgili bütün sivil toplum örgütlerinin yöneticileri dinlenmeli. Onlardan görüşler alınmalı ve ondan sonra yasalaşma süreci başlatılmalı. Dolayısıyla parlamento sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak yasal düzenlemeleri yapmalı diye. Bu pek çok yerde, aslında bütün demokrasi gelişmiş ülkelerde böyle yapılıyor ama biz maalesef sivil toplum örgütlerini dinleyin dediğimiz zaman ona karşı çıkıyorlar. Ama bu zaman içinde göreceksiniz, yasalaşma süreci bu dediğim mantığa evrilecektir. Nükleer santral konusunda hem nükleer teknolojiden yoksunuz ve bu teknolojiyi almıyoruz. İki büyük bir kaynak savurganlığı var. Alım garantileri dışında maliyetler çok yüksek. Normalde buna sanayicilerin karşı çıkması lazım. Sizin dışınızdaki, yani çevre dışındaki sivil toplum örgütlerinin de yaratılan olumsuz tabloya karşı çıkmaları gerekiyor. Ama biz maalesef yaşamadıkça çoğu zaman sorunları kavrayamıyoruz. Kentin de planlamanın olduğu her yerde rant vardır. Sorun şudur, rant kimin için kullanılacaktır? Rant bir avuç rantiye sınıfının mı, yoksa orada yaşayan bütün kentli vatandaşların hakkı mıdır? Bu konuda zaten
rantiye bu hak benimdir diyor. Ama biz de diyoruz ki hayır, bu hak senin değil, bu hak o beldede yaşayan insanlarındır. Ve rantın eşit paylaşılması lazım. Her zaman beklediğimiz sonucu alamayabiliyoruz. Bu da acı bir tablo ama maalesef bu oluyor. Ama her zaman verdiğimiz mücadelenin sonucunu almamak, mücadeleden vazgeçmek anlamına gelmemeli. Ergene Nehri üzerinde şöyle durmak istiyorum. Ergene Nehri'nin kaynağına baktığınız zaman pırıl pırıl bir su, ama denize döküldüğü yere baktığınız zaman simsiyah bir su. Yıllardır bu konuda biz çok duyarlıyız aslında. Hemen hemen her yasama döneminde Ergene Nehri için araştırma önergeleri verilir. Araştırma komisyonları kurulur. O komisyonların raporları ortaya çıkar ama iktidar elini kıpırdatmaz maalesef. Böyle bir acı tabloyla karşı karşıyayız. Verdiğiniz mücadele hak mücadelesi, onu söyleyeyim. Verdiğiniz mücadele bir adalet mücadelesi. Doğanın da hakkı var, hukuku var. Şimdi beni mutlu eden ne? Onu da ifade edeyim. Beni mutlu eden şu: çevre konusunda duyarlı, ön plana çıkan, sesi ön plana çıkan, bu konuda mücadele eden kadınlar. Dolayısıyla her biriniz doğanın hakkı, hukuku için mücadele ediyorsunuz. Dolayısıyla her biriniz kahramansınız. Benim gözümde birer kahramansınız. Doğanın temizliğinde 4 tane kural var. 1. Soluduğunuz havanın temiz olması lazım. Soluduğunuz hava temiz olacak. Kömür kokusu gelmeyecek, gaz kokusu gelmeyecek. Tertemiz, pırıl pırıl, dağ başındaki hava gibi bir hava olacak. Egzoz dumanı gelmeyecek. 2. İçtiğimiz suyun temiz olması lazım. Eğer içtiğimiz su temiz ise, soluduğumuz hava güzelse biz rahat ederiz. Suyu rahat içeriz. İçerken duamızı ederiz. Abdestimizi alırız. Ama o suyun temiz olması bizim ruhumuzun da temiz olması anlamına gelir aynı zamanda. 3. Toprağın temiz olması lazım. Eğer toprak temiz değilse elde ettiğimiz ürün de temiz değildir. O zaman tükettiğimiz gıdalar da güvenli değildir. Dolayısıyla onun da temiz olması lazım. Ve 4. de tohumun da temiz olması lazım. Kullandığımız tohum GDO'lu olmamalı. Nerelerimizin, annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin sakladığı tohumlar, o domates, domatesi ben hatırlıyorum. Domatesi rahmetli babam ekerdi bahçede. Biz alırdık, o domates kokusu kadar güzel kokan başka bir meyve yoktur. Ama şimdi domates var, kırmızı, kokusu yok. Her biriniz, kiminiz Artvin'de, kiminiz Rize'de, Muğla'da, Aydın'da, Bursa'da, Çanakkale'de, Eskişehir'de, Hatay'da mücadele ediyorsunuz. Sizin mücadeleniz önemlidir. Çok ama çok önemli bir mücadeledir. Sizin mücadelenizin tarihi bir değeri vardır aynı zamanda. Bu doğayı, bu tabiatı koruyorsunuz siz. Çocuklarınıza daha güzel, torunlarınıza daha güzel bir Türkiye bırakmak, daha iyi bir coğrafya bırakmak için mücadele ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Hoşça kalın.